Bizim şöyle söyleyeyim, parti içerisinde bunlar aslında bir kına gecesi gibidir bizim. Nişanımız, düğünümüz olur. Bu birlik beraberlik içerisinde demokrasi şöleni şeklinde geçireceğimiz seçimlerin ilk başlangıcıdır bu. Mahalle delegelerimizi seçiyoruz. Daha sonra mahalle delegelerimizle ilçe başkanımızı belirleyeceğiz. Daha sonra il delegelerimizle il başkanımızı, daha sonra kurultayımızla genel başkanımızla birlikte süreci sonlandıracağız. Dediğim gibi bu demokrasi içerisinde, dostluk arkadaşlık içerisinde partililerimizin, özellikle parti üyelerimizin bu tip şeylere çok önem verdiğini hep görüyoruz zaten. Ben daha önce 3 dönem merkez ilçe ve ondan sonra tabii Efer ilçe başkanlığı görevlerini yaptım. Güzel günlerdir bunlar bizim için. Şimdi genel seçimlerde baktığımız zaman tabii Türkiye genelde önemli olsa da içinde bulduğumuz bölge içerisinde başarılı bir çalışma geçirdik. Hem Cumhurbaşkanlığı sonuçlarında hem 4 milletvekili göndererek örgütümüz başarılı çalışma yaptı Aydın'da. Türkiye genelinde olsa tabii taşlandıracaktık ama Aydın'daki ölçekte başarılıyız. Hem ilçe başkanımız Polat Bora Mersin, hem il başkanımız Hikmet Saatçı, örgütlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza çok güzel çalışarak başarı elde ettik. Tabii bizim örgütlerimiz her zaman seçimlere hazır, sürekli hareket halinde. Çünkü biz seçime 6 ay varken çalışan bir parti örgüt değiliz. 5 yıl boyunca köylerde, mahallelerde sürekli bulunan ekipleriz. Tabii şimdi bir başarı var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başarısını artık biliyorsunuz. Sizler de basın olarak takip ediyorsunuz. Türkiye'deki başarısı ve ismi çok güzel. Buradaki başarılı çalışmalarında zaten Aydın halkı her seçimde daha çok yükselterek oy oranlarını, desteğini veriyor.